Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, bugün 13 Aralık. 13 Aralık 1980'de faşist diktatörlük, faşist Kenan Evren, cuntacı Kenan Evren ve darbeci generaller 17 yaşında bir gencimizi Erdal Eren'e idam ettiler. Erdal Eren yaşıyor ama cuntacılar, faşistler, faşist diktatörler asla bu ülkede anılmadı, anılmıyor. Bugün ben RTÜK'le ilgili konuşma yapacağım. Olması gereken adı RTÜK'ün Radyo Televizyon Üst Kurulu. Ama açılımına baktığı zaman benim aklıma gelen Recep Tayyip Üst Kurulu oluyor. Sarayın talimatlarını arfiyen yerine getiren ve RTÜK'te 771 kişiyi çalıştıran, bugün RTÜK'te 771 kişi çalışıyor. Bunların 605'i memur, 166'sı işçi, bir RTÜK başkanı var, bir RTÜK kurulu var, 771 kişi çalışıyor. Bu RTÜK'te 8 daire başkanı var, 12 AKP milletvekili var grupta, dikkatle dinlesinler, grup başkan vekili de not alsın, incelesin. 12 AKP milletvekillerine de teşekkür ediyorum, diğerleri oy kullanmaya geliyor çünkü, dinlemiyorlar. 8 daire başkanı var. 8 daire başkanının tam 46 başkan yardımcısı var. Yani 46 daire başkan yardımcısı 11 ila 15 bin lira arasında maaş alıyor. Bunların RTÜK bütçesine maliyetini söylüyorum, yıllık 9 milyon 120 bin lira. Bu 771 kişi RTÜK'te ne yapıyor Allah aşkına? 14 personele bir daire başkan yardımcısı düşüyor. Bu israf değil mi? Bu yazık değil mi? Günah değil mi? Bu kanunsuzluk değil mi? 771 kişilik dev RTÜK kadrosu ne yapıyor onu da söyleyeyim. 5 kanal var, 5 kanal. Halk TV, KRT, Tele1, Fox TV ve TV5. Bu 5 kanalı izliyor 771 kişi. Çünkü yazdıkları bütün cezalar bu 5 kanala ve bazı yerel kanallara. Yerel TV'lerden de birkaçına ceza uyguladılar ama asıl cezayı bu 5 kanala. 771 kişinin işi 5 kanalı takip ederek ceza yazmak. Böyle RTÜK olur mu? Böyle sistem olur mu? Böyle düzen olur mu? Sabahtan akşama kadar genel başkanımıza küfreden, hakaretler yağdıran, Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakaretler yağdıran A Haber'e, TV 24'e, Akit'e, Kanal 7'ye, Ülke TV'ye, TGRT'ye, TVNET'e en ufak bir uyarı cezası dahi gitmemişken siz 5 kanala verdiğiniz cezaları saymak istiyorum. Tele1'e 18 ceza yolladınız. Bu 9 ay içerisinde, Eylül ayına kadar. Halk TV'ye 18 ceza yolladınız. Ceza ağır. Fox TV'ye 9 ceza yolladınız. Karate'ye 9 ceza yolladınız ve birkaç da yerel televizyona cezalar yolladınız. Bakın, devlet kendisine imkan tanımış, RTÜK başkanı yapmış kişiye geçenlerde uğradım. Romanların hakaret dolu bir diziye karşı tepkimizi göstermek için. Orada kendisini anlattım. Benim Halk TV'de Ayşenur Aslan'la yaptığım konuşmadan 23 saniyelik dilimi kesmişler. Akit'ten tutun A Haber'e kadar hepsinde haber yapmışlar ve beni Müslümanlara hakaret eden insan olarak kamuoyuna sunmuşlar. Sordum Sayın Ebu Bekir Bey'e. Dedim ki bunu izlediniz mi? Evet izledim. Ceza yazdık dedi. Öncesinde söylediklerimi izlediniz mi? Hayır izlemedim. Sonrasında söylediklerimi izlediniz mi? Hayır. 23 saniyelik dilimi. Sarayda oturup kırpıyorlar ve insanı dine düşman, Müslümanlığa düşman ilan edebiliyor. Bu alçaklar, bu şerefsizler. Ve onlara en ufak bir ceza yokken Halk TV'ye Ebu Bekir Şahin haksız ve hukuksuz ceza yazmış. Özür dilemesi lazım. Çünkü benim söylediğim şuydu arkadaşlar. Bu medya sistemi içerisinde öyle yalakalar var ki, öyle dönekler var ki, işte bunların içerisinden örnekler de verdim programda. Dedim ki bunlar camiye gitse,
camide tesbih çekerken bile buyurun efendim. Euro dolar, euro dolar diye çekerler dedim. Almışlar o kısmı. Bütün gerici kanallar, bütün iktidar yalakaları beni Müslümanlığa hakaret eden insanlar, insan olarak adletmişler. Yazıklar olsun. Ve Ebubekir Şahin de bunu izlememiş. Sonunu da izlememiş. İzleyip düzelteceğini söyledi. Bakın arkadaşlar, Numan Kurtulmuş diyor ki, devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak ahlaksızlıktır diyor. Buradan soruyorum. Siz yerel televizyonlar dahil bütün Çanak'ta olan, TürkSat'ta olan bütün kiraları niye dolarla alıyorsunuz? Madem ahlaksızlıksa siz dolarla bu kiralamayı yaparken hangi vicdana sığdırıyorsunuz? Bunun adını ne koyalım? Ne koyalım bunun adını? Ben söylemek istemiyorum arkadaşlar. Bakın medya yalakaları selamlıyorum. Ülkede hızla bir dönüş var. Medya yalakaları dönüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İyi Parti'ye, HDP'ye yalakalık yapmaya başladılar. Ve dönenler biliyorlar ki gelecekte olan iktidar şekillendikçe dönmeler çoğalacak. Ve size samimiyetimle söylüyorum. Ebubekir Şahin de duysun. Şu anda bu iktidara muhalefet edenler yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu iktidara da muhalefet edecek olan gerçek gazetecilerdir. Onlar yalaka değildir. Onlar gazeteci oldukları için yanlışlıkları söylemektedirler. Siz biat eden ve yalakalık yapanlarla yürüdüğünüz takdirde asla ve asla doğruyu yapmış olmayacaksınız. O cezalarınız haksızdır, hukuksuzdur, mesleksizdir, kanunsuzdur, uygunsuzdur, hükümsüzdür. O cezaların da hesabını